Merhaba arkadaşlar, Evdeki Çiçeklerim kanalına hoş geldiniz. Bugün yılbaşı çiçeğinin yazlık konulması olan yerini ve bakımını anlatacağım sizlere arkadaşlar. Gördüğünüz gibi üzerinde minik minik gelişimi olan, yaprak gelişimi başlayan yılbaşı çiçeğim var arkadaşlar. Onun nasıl baktığımı, yazlık konulması olan yerini anlatıyorum arkadaşlar. Burası balkon. Balkonun iç kısmında rafta bakıyorum arkadaşlar yılbaşı çiçeğine ve kaktüslerime. Buradan onları aşağı indireceğim yakınıma. Bakın bu da minik kaktüs. Bunu yeni ektim. Bakın tepesinde yaprak çıkartıyor galiba. O yaprak mı çiçek mi tam emin değilim ondan arkadaşlar. Bunu ileriki zamanlarda daha net gözlemleyip görebiliriz. Bu da yeni ekmiş olduğum kaktüsüm. Yine bunun da gelişimi var. Bu beyaz açan bir kaktüs yılbaşı çiçeğim arkadaşlar. Bir de burada eski usul, bu da yeni ekimi olan bir yılbaşı çiçeğim var. Bunun da minik minik bu şekil yeni yaprakları var arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ben yılbaşı çiçeğim içerideydi ama mutfaktaydı arkadaşlar. Kış boyu açtı bu çiçeğim benim. Açmış olan bir yılbaşı çiçeğimdi. Açma dönemini atlattı. Bir de uyku dönemleri var bu yılbaşı çiçeklerimizin ve kaktüslerimizin arkadaşlar. Kıştan yaza geçerken bir de yaz mevsimi bitip kışa geçerken uyku dönemleri var. O vakit yaprak gelişimi ya da henüz bir çiçek gelişimi göremiyoruz onlarda. Bir dinlenme zamanları var. En son bunun da döneminde ne yapmamız gerektiğini anlatacağım sizlere arkadaşlar. Ben balkonumu alalı bir aydan fazla oldu arkadaşlar. Mart'ın 15'i gibi dışarıdaydı. Açma dönemini bitirdikten sonra içeride kalmasına hiçbir gerek yok. Balkonu aldım. Tabi burası ılık bir mevsim. Antalya. Bunun da göz önünde bulundurmak lazım. Yaşadığınız ile göre, ilçeye göre de değişebiliyor. Yılbaşı çiçeğimizin yazın konulacak yeri havadar, yarı güneşli bir balkon veya teras olması daha iyidir arkadaşlar. Teras olmalı, açık havada geçirmelidir yazı. Güneşli, yarı güneşli ve açık havada geçirecek yazını. Kış aylarında çiçek açması ve bol çiçekli olması için bu önemlidir arkadaşlar. Açık havada koyduğumuzda öğle güneşini direkt değil, filtrelenmiş, yani önünde bir güneşlik, yani güneşi koruyacak bir perde gibi bir şey olması lazım. Öğle güneşi filtrelenmiş olarak görmesi gerekir. Yani yazın öğle güneşini, yoğunluğunu görmeyeceği bir balkona ya da açık havaya koymalıyız. Yılbaşı çiçeğimizi kışın açması için, bize daha bol çiçek vermesi için. Yılbaşı çiçeğinin dinlenme dönemini anlatmıştım başta arkadaşlar. O da şu şekilde. Kaktüsler ve yılbaşı çiçeklerimizin dinlenme dönemi var arkadaşlar. Bu zamanlarda çiçek açımını tamamladıktan sonra ve çiçek açımından hemen öncedir. Bu zamanlarda sulama şekli toprağa kurudukça olmalı arkadaşlar. Yani fazla su verilmemeli. Zaten kaktüs cinsinden yılbaşı kaktüsü diye de adlandırılıyor bu çiçeğimiz. Yılbaşı çiçeğimizin açma dönemi bittikten sonra suyunu biraz az vereceğiz arkadaşlar. Zaten kaktüs gibi aşırı sulamıyoruz. Bu çiçeğimiz suyu çok seven bir çiçek değil. Toprağı kuruduğunda, suladığımız vakitte şöyle göstereceğim size. Alt kabı var bunun. Bolca suluyorum ben bunu. Alt kabına doluyor. Dolduktan sonra altta biriken suyunu döküyorum. O şekilde sulamasını yapıyorum arkadaşlar. Bu yaz boyu bu şekilde oluyor. Kışınsa bu çiçeğimizi fazla su vermiyoruz. İçeride fazla suya ihtiyacı yok.
ama açma dönemi, açtığı vakit yılbaşı çiçeğinizin tomurcukları, çiçeği varsa üzerinde o vakit toprağı tam kurumadan su verin arkadaşlar. Gün olarak söylersek konumlandığı yere göre değişiyor. Kışın benim çiçeklerim çoğu mutfakta arkadaşlar. Mutfakta açık balkonumdalar. Mutfakta nemli bir ortam. Çok aşırı suya ihtiyacı olmuyor. Hava soğuk, verdiğim suyu toprak çabuk çekmediği için toprağını kontrol edip o şekilde su veriyorum. Sizler de çiçeklerinizi mutlaka kontrol edin arkadaşlar. Parmağınızı şöyle bir toprağına değirin. Benimki yeni sulandı. Açık havada olduğu için genelde kontrol ediyorum. Tam kurumaya yakınken tekrar bolca suyunu veriyorum arkadaşlar ben bu çiçeğimin. Çiçeğimizi ne zaman içeri alacağız? Sizlere bir de bunu anlatayım arkadaşlar. Şu an bunun artık yaprak büyüme zamanı, bu çiçek açım zamanı. Bu boğumları tekrar bir yanından çoğaltacak, kendisi büyüyecek. Kasım ayının sonuna kadar bu genelde yaprak gelişimi yapacak arkadaşlar. Çiçek açma döneminden de yaprak gelişimi tamamladıktan sonra Kasım ayında bu bir ay yine dinlenme dönemi olacak arkadaşlar bu çiçeğimizin. Hiçbir şekilde yaprak gelişimi gözlemeyeceksiniz. Tomurcuk için hazırlanıyor olacak çiçeğimiz. Kasım ayının sonunda soğuk havayı hissettikten sonra çiçek açma dönemi başlamadan içeriye alınmalıdır bu çiçeğimiz arkadaşlar. Ve yerini hiç değiştirilmemeli. İçeriye aldıktan sonra çiçeğinizin tomurcukları dökülmemesi için, daha bol tomurcuk olup çiçek açması için içeriye aldıktan sonra hiç yerini değiştirmeyin. Size tavsiyem bu. Benim de yaptığım o oluyor. Koyuyorum. Yerini değiştirsem de aynı odanın içerisinde, bazen biz hanımlar değiştiriyoruz ama yine de aynı odanın içerisinde tutup da farklı bir odaya bir götürmeyin arkadaşlar. Sobalı, klimalı bir odaya da almayın. Hiçbir şekilde ısıtıcı kullanılan bir odaya alınmamalı yılbaşı çiçeği. Soğuğu sever arkadaşlar. Yazın sıcak ortamı, kışın da soğuk ortamı hissetmeli ki çiçeğiniz açsın arkadaşlar. İçerideyse sulama, çiçeğimizin içeriye alındıktan sonra sulama zamanı da şu şekilde olmalı. Çok fazla sulamamalıyız ki içerideki zamana alışması lazım. Dışarıda açık havada toprağa daha fazla nem kullandığı için çiçeğimizi daha fazla suluyoruz. Daha sık aralıkta suluyoruz. İçeriye aldığımız vakit ise daha az ısı alacak, daha az rüzgar hissedeceği için toprağı daha az kuruyacak. Siz de ona göre içeride az sulayın ki içeriye çiçeğimiz çabuk alışsın. Bu şekilde çiçekler biraz nazlı arkadaşlar. Yılbaşı çiçeğimiz de bu şekilde. Kökeni kaktüslerden geliyor arkadaşlar. Yüksek yerleri severler. İçeriye koyduğumuzda da mutlaka hava almasını sağlayın. Pencereyi açın, kış günü bile olsa. Açın pencerenizi. O da bir rüzgar alsın. O aşırı bir soğuğu o da alsın, kışın hissetsin. Bu şekilde yılbaşı çiçeğimizin bakımı arkadaşlar. Başka sormak istediğiniz bir şeyler varsa sorabilirsiniz. Videomu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yılbaşı çiçeğimizin yazlık bakımını ve kendim nereye koyduğumu sizlere göstermek için orada başta yerini gösterdim sizlere arkadaşlar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Kanalıma abone olmayı, videomu da beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere, kolay gelsin diyorum. Çiçekli ve güzel günler olsun inşallah. Görüşürüz.